Benim hocama bir sorum olacaktı. Memnuniyetle. Ben 16 yaşından beri, şimdi 38 yaşındayım. 16 yaşından beri bacaklarımda damarlarım çok büyüdü. Vasiklerim çok fazla. Hani doktora gittiysem doktor bey bana müdahale edemeyiz veya cerrahi müdahale ederiz dediler. Geçiş dediler ama 1,5 yaşında kızım var şimdi. Hamileliklerim birlikte daha arttı, çoğaldı varislerim. Ben tedavi olmak istiyorum. Ağrılarım falan çok fazlalaştı. Artık şişlikler çok fazla, morluklar. Az önceki belirttiğiniz gibi ayak bileklerindeki o morluklar, ağrılar çok fazlalaştı. Ne yapabilirim? Ne önerebilirsiniz? Yardımcı olursanız Efendim geçmiş sevinirim. olsun. Teşekkür Bu ederim çok efendim. sık tekrarlanan bir soru. Çok sık hastalar geliyor bu şikayetle. Şimdi hamilelikle artan varisler iki nedenle artar. Özellikle hamileliğin son 3 ayında artar bu. Nedeni karında büyük bir kitle var, bebek var. Bir de hamilelerin salgıladığı hormonlar var bebeğin beslenmesi için. Bu damarları genişletmeye özelliktedir bu hormon. Çünkü bebek plasentadan kan alsın ki büyüsün, gelişsin diye. Damarlar hamilenin damarları genişler. Bu yüzden hamileler ve bayanlar doğum sırasındaki doğum dönemindeki bayanlar çok kalp krizi geçirmez. Çünkü damarları hormonlarla genişler. Burada tabiatın size artı bir avantajı var. Bayanlar, doğurganlık çağındaki bayanlarda kalp damar hastalıkları az olur, varis hariç. Varise dönüyoruz tekrar sizin varisinize. Eğer hamilelikte artan varisler varsa bu iki neden dedik. Birincisi mekanik, kan rahat yukarı çıkamıyor. İkincisi de hormonal. Kan yukarı çıkamadığı zaman artan bu varislerin en büyük nedeni kapakçık hastalıklarıdır. Yani damarlardaki, toplar damarlardaki, varis damarlarındaki kapakçıklar bozulmuştur. O yüzden size yapacağımız şey çok basit. Sizi biz kendi gözlerimizde bir damarlarınızı görüntüleyeceğiz. Kapakçıkların durumuna bakacağız. Toplar damarların seyrine bakacağız. Ondan sonra çok küçük bir müdahaleyle biz o kapakçıkları onaracağız. Eğer bunu yapmazsak, ikinci hamileliğinizde, Allah bağışlasın birincinin sesini duyduk. İkinci hamileliğinizde ise varisleriniz çok çok şiddetli hale gelebilir. O yüzden bacak ağrısından duramazsınız. Gebelik döneminde de bu ortaya çıkarsa, artarsa, hocam da zaten soracaktı ama ben şimdiden söyleyeyim. Gebelik döneminde varis tedavisini çok fazla zorlamayız biz. Neden? Ameliyat yapılamaz mı? Yapılır. Çok tehlikeliyse yapılır. Ama ameliyatta vereceğimiz küçük uyuşturucu maddeler yani lokal anestezikler bile bebeğin sağlığını rahatsız edebilir. Veya size uygulayacağımız anestezik maddeler veya ilaçlar bebeğin sağlığını risk altına atabilir. O yüzden biz gebelik periyodu sırasında, gebelik döneminde doğurmadan önce çok varis tedavi yapmayız. Varise şu şekilde müdahale ederiz. Biraz önce söylediğim gibi varis çorabı ama varis çorabı öyle dükkandan, eczaneden alınan varis çorabı değil. Önce geleceksiniz, bacağınıza bir lenf drenajı yapacağız. Varis drenajı, varis masajı yapacağız. Bacağı normal şekline sokacağız. Sonra üstüne kendine uygun varis çorabı vereceğiz. O yüzden bunların hepsi bilimsel ellerde yapılması gerekir. Evet. Yani çözümsüz değil, muhakkak bir işin uzmanına gitmenizi tavsiye ederim.